Ve şu anda bunu çürüttük, yani bu belgeyi, Satran'ın verdiği sahte belge ve bizden başladı ürün almaya. Tamam, anladım abi. Evet. Elinizde bir C. Bak şimdi bu çok önemli olacak ha. Sen gel arkama. Geç istiyorsanız geçsinler mi onlar da? Dayıcılar. İstiyorsan. Hadi ben yapayım. Detay alıyorsanız Mustafa en yakışıklı. Sen benim yanıma gel Mustafa, dur. Ha. Evet. Tamam. Ya ben aslında bu 80 euroyu bakana ismini unuttum. Ergün Bey. Ha. Ergün Bey. Sen de gel yanıma Furkan. Salih nerede kaldın? Mustafa gelsene. Efendim ben ilk defa Petkim'de işçi olarak işe başladım. Orada biraz aktif gördüler beni. Kimyasal reaksiyonların bileşiminin ayrışımının yapıldığı ekipmanlara görevlendirdiler. O ünitede ise Amerika'dan ithal edilen özel kıyafet vardı. Neden Amerika'dan? O zamanlar ithalat yasaktı Amerika'dan. Özel izinle ithal ediliyordu. O kıyafetleri giyinen mühendisimiz de mühendis seviyesinde insanlar giyiniyordu. Ölümünü gördüm. Öldü. İş kazasından öldü. O iş kazası ölümü beni korkuttu. Ölüm sırası bana geldi korkum ile o elbiseyi Petkim imkanlarıyla, Petkim laboratuvarında geliştirmek kaydıyla Türkiye'de ilk defa yaptım. Efendim, icat ettiniz. Kişisel koruyucu kıyafetler hep yurt dışından geliyordu ve koruyucu özelliği olmadığı için ölümlü iş kazalarını önleyen kişisel koruyucu kıyafetler yaptım. Mesela şu üzerimdeki TPO'nun özel isteği üzere böyle ablemlerini bu tarafa basarak üretime başladık. Bu 80 euroya yurt dışından ithal ediliyor idi. Şu anda biz takriben 60 milyon liraya verdik. Takriben 20 bin liraya, yani 20 euroya, 80 euroluk ürünü 20 euroya vermiş oluyoruz. Efendim ben işçiydim, mucit oldum. Ürünlerimin çok iyi tutulmasıyla patron oldum. Şu anda dünyayı geziyorum. Başbakanlarımızla, cumhurbaşkanlarımızla milli katılımcı olarak %70 destek alarak dünyayı çok güzel Ar-Ge yaptırıyorlar. Yapıyoruz, gelişiyoruz ve o geliştirdiğimiz ürünlerle hem iç piyasaya hem dış piyasaya bol bol ürünlerimiz satılıyor ve ölümlü kazaları önlemiş oluyoruz. Bu kıyafetlerimiz en çok ağır sanayilerde, petrokimya fabrikalarında, balıkçı sektörlerinde, yağmurluğun her giyinildiği yerde, fantazi yağmurluk, çocuk yağmurluğu da yapıyoruz. Hocaların giyindiği yağmurluğu da yapıyoruz. En ağır işçinin çalıştığı yağmurluğu.
yağmurluğu da yapıyoruz. Bunlar tamamen sizin ürününüz. Kesinlikle %100 bizim ürünümüz. İtfaiyeciler için %100 yerli, itfaiyeciler için yanmazlık kazandırıyoruz. Mesela TPO için kimyasallara dayanıklılık kazandırdık. Sülfürik asit, aseton, toluen, benzen ve petrol ürünlerine dayanıklılık kazandırdık. Ve inşallah takdirname alacağımızı ümit ediyorum. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdik. Çok beğeniyle kullanıyorlar.